Hayatı Dışı programından herkese merhaba. Bu hafta bir doktor konuğum var. Kendisi estetik cerrahi uzmanı. Sayın Ege Özgentaş bizlerle. Kendisiyle göğüs cerrahisi hakkında, göğüs estetiği hakkında sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Ege Bey programıma. Kadınlar için biliyorsunuz ki estetik çok önemli bir yer kaplıyor hayatlarını. Ve özellikle en çok yaptırılmak istenen bölgelerden bir tanesi de göğüsler oluyor sanırım. Ne söylemek istersiniz göğüs estetiği hakkında? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ne gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilir? Ne söylemek istersiniz? Sizi dinleyelim. Kurtuluş Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim. Güzellik açısından en fazla istenen olay küçük memelerin ve sarkık memelerin daha hoş görünür hale getirilmesi. Şimdi biliyorsunuz memelerin kadın psikolojisinde ve dişilik kavramındaki önemini anlatmaya gerek yok. Evet. Memeler aynı zamanda çok da önemli bir besleme organı. Onu da anlatmaya gerek yok. Demek ki biz meme estetiği yaparken hem ileride bu memenin besleme fonksiyonlarını, işlevlerini bozmayacağız ama aynı zamanda hoş görünmesini sağlayacak bir görüntü ortaya çıkartmalıyız. Meme nasıl hoş görünür? Birincisi, memelerin belli bir büyüklükte olması lazım. Tabii bu büyüklüğün vücudun genel görüntüsüyle de orantılı olması lazım. Şöyle söyleyeyim, zayıf bir insanda eğer mililitre olarak ele alacak olursak 400 mililitre, 500 mililitrelik bir meme göze hoş görünür. Ama aynı memeyi siz 1.80 boyunda ve geniş göğüslü bir hanımefendiye koyarsanız bu durumda tabii o memeler küçük görünecektir. Demek ki büyük meme, küçük meme kavramından ziyade kişinin görüntüsüne uygun bir meme olması gerekiyor. İkincisi memelerin şekli. Yani memeler normal şartlarda göğüs duvarının ortasında ve meme başları da, meme başı dediğimiz yer çocuğun emdiği bölge. Evet. Memenin ortasında olması lazım ve memelerin altında da çok ciddi bir katlantı olmaması lazım. Normal şartlarda meme hafif damla şeklinde durur. Hiçbir zaman meme böyle dimdik öne doğru çıkıntılı durmaz. Onun için belli bir miktarda katlantı normaldir. Ancak memenin emziren kısmı, yani meme başı çok aşağıya düşmüşse ve meme artık kendi üzerine katlanmış duruyorsa biz buna düşük meme ya da sarkık meme diyoruz. Peki zaman içerisinde bu memelerin şeklinin bozulmasının başlıca sebepleri nelerdir? Kilo alıp verme, çocuk emzirme ne kadar rol oynar bu göğüs deformasyonunda? Şöyle düşünelim. Memeyi şeklini veren en önemli olay içindeki meme dokusudur. Memenin içindeki doku dolgun olduğu için memeyi öne doğru iter. Böylece bir çıkıntı sağlanır. Ama memeyi havada tutan, aşağı doğru düşmesini önleyen başka bir şey vardır. Meme dokusu ile meme derisi arasındaki ipliksi bağlantılar. Bu sayede meme bu göğsün ön tarafındaki deriye çok küçük ipliklerle dikildiği için aşağı doğru inmez. Ama siz bu meme devamlı genişler, sonra küçülür, genişler, sonra küçülürse bu ipliksi bağlantılar kopmaya başlıyor. Veya buradaki deri aşırı kilo almaya bağlı genişlerse aşağı doğru sarkmaya başlıyor ve memelerde bir düşüklük ortaya çıkıyor. İkincisi de memenin içinin boşalması. Ona sebep nedir? Hormonal yapılar. Yani genelde adolesanda memelerimiz daha dolgun, içindeki bezler daha iyi çalışır durumda oluyor. Yaş ilerledikçe yavaş yavaş bu meme bezini genişleten hormonlarda bir azalma olduğu için memenin de güttelerinin şişmesi azalıyor. En önemli olaylardan bir tanesi de emzirme. Emzirdiğiniz zaman meme normal görünüşünün bazen 2 katına kadar genişleyebiliyor. Ama bu içi sütle dolduğu için olan geçici bir genişleme. Emzirme sona erdiği andan itibaren hormonal nedenlerle meme tekrar eski boyutlarına geri dönüyor. Ama deri eski boyutuna dönmüyor. Deri bu şişmiş meme nedeniyle zaten genişlemiş ve söndükten sonra deri de beraber sönmemişse meme aşağı doğru sarkık vaziyette. Belki de ölçseniz memenin içindeki bezlerin hacminde belki bir değişiklik olmayacak. Ama yapışma yerlerinde, göğüse yapıştığı bölgelerde ve konumunda bir değişiklik oluyor. Deri genişlediği için. Genişliyor ve sonra sönüyor. Ama söndüğü zaman deri aynı yerde kalmıyor. Hı hı. Eskiden burada olan deri şöyle sönüp aşağı indiği zaman aşağı doğru düşüyor. Deriye yapışık olan, çünkü meme 2 aileyle yapışık. Bir taraftan önden göğüs derisi dediğimiz bu bölgedeki deriye yapışık meme. Bir taraftan da alt taraftan da göğüs duvarına yapışık. Göğüs duvarında hafif bir değişiklik olabilir belki ama en büyük değişiklik memenin üstünde deriye yapıştığı bölge oluyor. Şöyle düşünün, yani şöyle öne çıkıntılı bir şeyin bu kısmı gevşediği zaman pat diye aşağı doğru düşüyor. Peki bu göğüs kaslarına, özellikle şu bölgelere yapılan masaj yapılmasını öneriyorlar daha doğrusu. Bu ne kadar etkili? İki şey birbirinden ayrı. Göğüs kası kesinlikle memenin altındadır. Ve göğüs kasının memeyle direkt bir bağlantısı yoktur. O yüzden göğüs kası ne kadar genişlerse genişlesin, sadece memenin arkasında hafif bir çıkıntı yapar. Yani bir göğüs kasını siz ne kadar halterde çalışsanız, kollarınızda çalıştırsanız, bir göğüs kasının genişlemesi en fazla 1 santim, bilemediniz 2 santim olur. Bu göğsün arkasından 1 santim veya 2 santimlik bir itme o memeyi büyük göstermez. Ya da tam dikleştirmez. Kesinlikle dikleştirmez. Tam tersine memenin etrafındaki, çünkü göğüs kası bakın buradan kola doğru gidiyor. Buradaki adeleler şiştiği zaman tam tersi uyumsuz bir görünüm de ortaya çıkartabilir. Erkeksi, maskülin bir vücut yapısı. Onun için böyle göğüs hareketleriyle, bir takım jimnastiklerle veya işte fiziksel çalışmalarla göğüsleri büyütmenin hiçbir imkanı yok. Yani bu konuda kadınlarımız boşuna zaman harcamasınlar. Peki bunların tedavisi yok mu? Özür dilerim, sözünüzü kestim. Estağfurullah. Tabii ki var. Hem düşük memenin tedavisi var, hem de küçük memenin tedavisi var. Yalnız genellikle küçük ve düşük meme genelde birlikte oluyor. Onun için çoğu zaman bu ikisinin birlikte bir tedavisini yapmamız gerekiyor. Memedeki bozukluğu önce şöyle ayıralım. Memede bir düşüklük yok. Nasıl anlıyoruz? Kabaca şöyle anlıyoruz. Memenin altına elinizi soktuğunuz zaman içeriye doğru giden ciddi bir boşluk varsa, örneğin parmağınızı soktuğunuzda meme parmağınızı örtüyor, içeriye doğru bir yarık varsa bu meme büyük bir ihtimalle sarkıktır. Diğer bir kolay ölçüm, memenin başının normal şartlarda şu kolun dirsek de omuz arasındaki bölümün ortasında bir yerde olması lazım. Eğer meme başı daha aşağılarda bir yerdeyse o da memenin sarkık olduğunu gösterir. Tabii biz bunu rakamlarla ölçüyoruz. Kişinin boyuna bağlı olarak köprücük kemiğiyle memenin tam emzirilen, dışarıya doğru çıkan emziksi kısmı arasındaki mesafenin normal şartlarda kişinin boyuna bağlı olarak 16, 17, 18, 19 bilemediniz 20 santimetreye kadar olması kişinin boyuna göre normal. Ama köprücük kemiğiyle memenin başı, emzirilen kısmı arasındaki mesafe artık 25, 26, 27, 30 santimetre ise ölçüyoruz onu. Bu meme düşük memedir. Bunları yazıyoruz zaten. Peki estetik olacak olan bayanların göğüs estetiği olmak isteyen, doktora gittikleri zaman bilmesi gerekenler nelerdir? İşte sanırım bu konulacak olan silikonun da çeşitleri oluyor. İşte damla şeklinde, yok yuvarlak gibi gibi. Bu konuda izleyenleri uyarmak istediğiniz bir şey var mıdır? Yani şuna dikkat etsinler diyebileceğiniz. Birincisi, meme estetiği isteyen bir kadın gittiği doktorun bu konuda yetkili olup olmadığını bilmeli. Meme estetiği şu anda yasal olarak plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahların alanı içindedir. Bir cerrah olmak demek her şeyi yapabilir anlamına gelmez. Örnek veriyorum. Meme kanserinin tedavisi bugün genel cerrahinin uhdesindedir. Ama memenin güzelleştirilmesi genel cerrahinin uhdesinde değildir. Bir burnun herhangi bir hastalığı kulak burun boğaz uzmanlarının uhdesindedir. Ama bu burun estetiğini de kulak burun boğaz uzmanları yapmalı anlamına gelmez. Kesinlikle. Estetik ayrı bir olaydır. Sağlığı bozulmuş bir organı sağlıklı hale getirmek başka bir olaydır. Son derece sağlıklı bir olan organı sırf güzelleştirmek için oynamak başka bir şeydir. Biz bir ameliyat yaparken birinci derecede o sağlıklı organın ameliyat sonrası görevlerini yapamaz bir hale gelmemesi için çaba harcıyoruz. Onun için meme kanserinden çok farklı bizim yaptığımız işlem. Uzatmadan size küçük bir memede ne yapılır onu söyleyeyim. Mantıklı olarak küçük bir memede yapılabilecek en kolay işlem memenin içini uygun bir maddeyle doldurarak şişirmek. Bu uygun madde ne olabilir? İnsanlar yıllarca bu memeyi büyütecek uygun maddenin ne olduğunu aramışlar. Aklınıza gelemeyecek kadar fazla sayıda şeyler kullanmışlar. Hatta bu espri değil, tenis topuna varıncaya kadar memenin içine yerleştirmişler. Çok enteresan. 1960'lı yıllarda ilk defa silikon protez ortaya çıktıktan sonra bu sorun çözüldü. Silikon protezler ilk çıktıklarında yeterli saflıkta değildi. Silikon çok güvenli bir madde ama saf olması lazım. Silikonun saflığı arttıkça vücuttaki yarattığı sorunlar da azalıyor. Saf derken hani saflıktan şöyle zarar vermeyecek mesela şekilde. Bir silikonun içinde silikon maddesi dışında hiçbir ilave madde bulunmaması lazım. Böyle kolay değil. Mesela ilk yapılan silikonlar, rakamı tahmini söylüyorum, %99,1 oranında saftı diyelim. Şimdiki silikonlar %99,8 veya 9 oranında saf. Hatta bazıları %99,99 oranında. Yani bu saflık o kadar ilginç ki siz %99,90 saflıktaki bir silikonla %99,95 saflıkta bir silikon arasındaki farkı yaratabilmek için inanılmaz bir harcama yapmak zorundasınız. Maliyet yükseliyor yani. Sıfırdan sonraki birkaç rakamı bile sağlamak için inanılmaz bir maliyet yapmak zorundasınız. Bu da protezin fiyatını tabii ciddi ölçüde artırıyor. Peki eskiden haberlerde, televizyonda hatta tanınmış bir sanatçının bile başına gelmişti sanırım. Bu silikonların patlaması olayı vardı. Şimdi günümüzde böyle bir şey mümkün mü? Hayır, yok. Silikon patlaması olayı artık tamamen tarihe karıştı. Çünkü silikon meme implant ya da protezlerin implant vücudun içine konulan herhangi bir madde demektir. Bu kalçaya konan eklem implantı olabildiği gibi memeye konulan silikon implant da olabilir. Biz buna protez de diyoruz aynı zamanda. Bunların iki farklı kısmı var. Birincisi içine konulan jel kıvamındaki madde. Bu da silikon. Bir de bu jeli akmaktan veya etrafa dağılmaktan koruyan bir zarf, etrafındaki bir kılıf. Şimdi bunlar da farklı şekildeki gene saf silikon ama bir tanesi daha sağlam, sert, öbürü de jöle kıvamında. Şimdi giderek silikonun saflığı ve sağlamlığı arttı. Keşke bir tane silikon protez yanımda getirseydim. Siz bugün yırtmadıktan sonra, tırnağınızı takıp parçalamadıktan sonra kendi kuvvetinizle kolay kolay bir silikonu patlatamazsınız. Yani yere koyun, üzerinde zıplayın, öyle kolay kolay patlamaz. Onun için silikonun patlama olayını bir kenara bırakalım. Ama silikon protezler zaman içerisinde vücudun eritici maddelerine dayanamayarak etraflarındaki kılıfta bazı küçük yırtıklar meydana gelebiliyor. Bu da zaman içerisinde oluyor. Ve bu küçük yırtıklardan silikon dışarıya doğru hafif hafif sızabiliyor. Bu küçük yırtıkları böyle patlayıp da pırt diye silikonun dışarıya çıkması olarak algılamayın. Minik minik dışarıya doğru sızmalar. Tıpkı bir toprak testiden suyun yavaş yavaş dışarıya doğru gözyaşı gibi böyle kımıldaması gibi. Yani silikonlar şimdi çok güvenli ve iyi bir şekilde yapılıyor. Ama silikon bir yabancı cisimdir. Ve bir yabancı cisim olduğu için vücutta ne kadar kalacağını önceden garanti edemezsiniz. Genel olarak bütün silikonlar vücutta ömür boyu kalmak üzere yapılır. Ama hepsi ömür boyu kalamaz. Sebebi ne? Bir, vücut silikona karşı seni istemiyorum mesajı verebilir. Vücut eğer bir şeyi istemiyorsa onu orada rahat bırakmaz. Vücut silikona ben seni artık vücudumda istemiyorum dediği anda onun etrafında bir duvar örmeye başlar. Biz bu duvara kapsül adını veriyoruz. Ama bu duvar öyle bildiğiniz duvarlardan değil. Öyle bir duvar ki gittikçe kalınlaşıyor ve gittikçe sıkışıyor. Bir süre sonra o silikonu inanılmaz bir basınç içinde yamuk yumuk hale getirebilir. Bu duvar, kapsül diyoruz bu duvara. Ve o zaman baktığınızda dıştan bile fark edilen memede bir yamuk yumukluk görebilirsiniz. Dokunduğunuz zaman da değişik sertlikte bir cisim ele gelir. Bunu dokunan herkes anlar. İçeride sert bir şey var. İşte böyle durumlarda bu silikonun ya çıkartılıp değiştirilmesi veya başka işlemler yapılması lazım. Başka komplikasyonlar var. Hepsine gelmeyelim. Netice olarak memeyi silikonla büyütmek kolay, güvenli ve uzun etkili. Ama bu uzun etkili ne kadar? 3 sene mi? 5 sene mi? Düşünün 19 yaşındaki bir genç kadının memesine silikon koyduğunu düşünün ve bunun 60 yaşına geldiğini düşünün. Yani 60 yıl sonra o silikon ne olacak? 60 yıl sonra o meme ne olacak? Büyük bir ihtimalle sarkacak. İçinde silikon olsa da olmasa da. Bu arada doğumlar yapılacak. Ha şunu da söyleyeyim. Silikonun emzirmeye en ufak bir zararı yok. Gayet mükemmel silikonlu memeler anne olur, emzirir. Onun için hani evlenmeden önce silikon kondurulması uygun değil. Ama hala insanlar silikondan daha iyi bir şey var mı diye araştırıyorlar. Ve şu anda bulunan tek şey kişinin kendi yağı ile memenin doldurulması. Peki bu mümkün mü? Kişinin yağı varsa mümkün. Kilolu kişilerde mi oluyor bu daha çok yok acaba? Yani şöyle söyleyeyim. Normal kiloda bir insandan da biz belli ölçüde alabiliriz. Normal bir meme aslında herkes bunun farkında değil. 400-500 mililitredir. Normal bir meme. Ama küçük memelerde sıfır değildir. Nereden baksanız onlar da gene 200 mililitre, bazen 150 mililitre, bazen 250, bazen 300 mililitre. Onun için siz her bir memeye 500 mililitrelik bir silikon koymak zorunda değilsiniz. En küçük bir memenin bile nereden baksanız gene 300 mililitre bir hacmi vardır. Siz onu 200 daha koyduğunuz zaman 500 olur. Teknik şeylerle kafanızı karıştırmayayım. Günümüzde eğer mümkünse kişinin kendi yağı verilerek meme büyütme daha anatomik, daha sağlıklı ve daha kalıcı bir durumdur. Hocam süremizin sonuna geliyoruz. Bu çok kapsamlı bir konu. İsterseniz önümüzdeki hafta bu konuya devam edelim biz. Uygun olur. Sarkık memelerde ne yapmak gerekli onu konuşalım. Çünkü kapanış cümlesi olarak şunu söyleyeyim. Silikon protez sarkık memeyi dik hale getirmez. Sadece küçük sarkık memeyi büyük sarkık meme haline getirir. Bu konu önemli. Aynı zamanda bir toparlama ameliyatına da ihtiyaç oluyor demek ki o durumda. Eğer doktor uygun görürse. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden programımıza devam etmek üzere. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurtuluş Hanım, teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Gerçekten zevkli bir program yaptığımız inancındayım. Umarım kesinlikle izleyicilerimiz de aynı keyfi bizimle paylaşmışlardır. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu hafta programımızın sonuna geldik ama konumuz burada bitmedi. Önümüzdeki hafta Sayın Doktorumuz Ege Özgentaş'la konunun kaldığı yerden devamını izlemeniz dileğiyle. Hoşça kalın.